İlk olarak Kuzey Afrika'da ortaya çıkan hibiskus bitkisi günümüzde birçok iklimde yetiştirilmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar bu faydalı bitkinin çeşitli kısımlarını gıda ve ilaç olarak kullanır. Bazı ülkelerde salatalara, turşulara ve yemeklere baharat olarak da katılan bu bitkinin en yaygın tüketim şekli çay formudur. Tarihi kaynaklara baktığımızda hibiskus bitkisinin ilk olarak vücut sıcaklığını dengeleme ve boğaz ağrılarını yatıştırma yeteneklerinden yararlanılmıştır. Dengeli ve doğru miktarda tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan hibiskus çayı birçok fizyolojik rahatsızlığa iyi gelmesiyle beraber bazı kişiler için negatif etkiler oluşturabilmektedir. Hibiskus çayının faydaları ve zararları nelerdir? Ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli hibiskus çayı tüketiminin faydaları nelerdir? Bu çay bağırsak ve mesanenin tam fonksiyonla çalışmasına yardım eder. Diüretik özelliği ile kabızlık sorununu önler. Şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemleri azaltıcı etkilere sahiptir. Bununla birlikte içerisinde bulundurduğu bileşenler bağırsakta bulunan iyi bakteriler için oldukça faydalıdır. Bu yetenekleri ile sindirim dokusunda bulunan toksin maddelerinin dışarıya atılmasını sağlar ve tüm sindirim fonksiyonlarını rahatlatır. Ayrıca hibiskus çayı karbonhidrat emilimini yavaşlatma özelliğine sahiptir. Böylece kan şekerinin dengelenmesine önemli katkılar sağlar. Bununla birlikte vücutta birçok hayati fonksiyonda rol oynayan antosiyaninler ve fenolik bileşikler gibi antioksidanlar bakımından zengin olduğu için metabolik aktivitelerin kalitesini arttırır ve vücutta bulunan yağ hücrelerinin eliminasyonunu hızlandırır. Yağların enerji sistemi için daha rahat kullanılmasına yardımcı olur. Hibiskus çayı özellikle toksinleri dışarıya atmak, daha uzun süre tok kalmak, ödem ve şişkinliği önlemek ve dolayısıyla kalori alımını azaltmak için yaptığı katkılar ile kilo kontrolünü kolaylaştırır. Kas ve yağ dokusunun arasında bulunan fazla ödemin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Ancak bu yetenekleri nedeniyle hibiskus çayının içildiği dönemlerde vücudun dehidrasyonunu engellemek için su alımının arttırılması oldukça önemlidir. Hastalıklara karşı hibiskus çayı içeriğinde yüksek miktarda C vitamini bulunan bu çay bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Bu nedenle kış çayı olarak da çok fazla tüketilir. Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda iyileşme sürecini hızlandırır. Antioksidanlar sayesinde vücut direncini arttırıcı etkilere sahiptir ve virüsler ile olan savaşımızda bizim yanımızdadır. Özellikle hastalık dönemlerinde boğazda oluşan hırıltı ve tahriş hissini hafifletir. Ayrıca vücut ısısını dengeleyen bu çay ateş düşürücü etkilere sahiptir. Depresyona karşı hibiskus çayı, içerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde antidepresan yetenekleri bulunan bu çay sinir sistemini sakinleştirerek bedeni ve zihni rahatlatır. Bu bakımdan zihinsel karmaşanın yaşandığı stres ve depresyonun hüküm sürdüğü dönemlerde özellikle de uykuya geçişte zorlanma yaşanıyorsa akşamları bir bardak hibiskus çayı içilmesi bu sorunlara iyi gelecektir. Bitkinin içerisinde bulunan flavonoidler kişinin duygusal bakımdan daha olumlu ve ferah bir ruh haline girmesine yardımcı olur. Kafein bulundurmadığı için akşam saatlerinde de rahatlıkla kullanılabilir. Uzun dönemde içeriğindeki antioksidanlar sayesinde beynin sağlıklı çalışmasını destekler, hafızayı güçlendirir ve bilişsel motivasyonun düşüklüğüne iyi gelir. Kalp ve damar sağlığı için hibiskus çayı, yüksek besin içeriği sayesinde düzenli ve doğru miktarda tüketilen hibiskus çayı, sistolik kan basıncını dengelemektedir. Aynı zamanda birçok araştırma, kalp hastalığının başka bir risk faktörü olan kolesterol seviyelerinin düzenlenmesinde etkili olabildiğini göstermiştir. Özellikle kan yağ düzeyinin düşürülmesine yardımcı olarak iyi kolesterol seviyelerini arttırır. Kötü kolesterol ve trigliserit düzeyini düşürür. İçeriğinde bulunan bioflavonoidler kişinin arter duvarında plak birikimini önlemektedir. Bununla birlikte hibiskus çayı hipoglisemik özellikleri sayesinde kan şekerinin düşürülmesine ve diyabetin önlenmesine yardımcı olur. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için hibiskus çayı antibakteriyel özellikleri nedeniyle vücudun içten temizlenmesine katkı sağlayarak deri kalitesinin gelişmesine yardımcı olur. Cildin daha aydınlık bir görünüm kazanmasında etkilidir. İçeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde güneşe, koruması
sağlıksız bir şekilde maruz kalmak, kullanılan bazı ilaçlar, aşırı melanin üretimi ya da kötü beslenme gibi koşulların cilde zarar vermesini engeller. Hibiskus bitkisi, sitrik asit, malik asit gibi organik asitlere sahip olduğu için doğal bir peeling etkisi gösterir ve özellikle derinin en üst kısmında bulunan ölü katmanın çok daha çabuk bir şekilde yenilenmesine katkı sağlar. Kansere karşı hibiskus çayı. Hibiskus, antioksidan ve antitümör özelliklere sahip olan zengin bir bitkidir. Yapılan araştırmalarda hibiskusun kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı kanıtlanmıştır. Bu maddelerin yanı sıra antikanser özelliklere sahip polifenol adı verilen antioksidanlar da içerir. Bu nedenle başta prostat, kolon ve mide kanseri olmak üzere birçok kanser hücresinin yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Hibiskus çayı karaciğer sağlığı için oldukça faydalıdır. İçerisinde bulundurduğu vitamin, mineral ve antioksidanlar karaciğerin toksinlerden temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca Wilson hastalığı için olumlu etkiler sunmaktadır. Bu hastalık karaciğer, iskelet sistemi, kornea ve böbrek gibi organlarda bakır birikimi sonucunda oluşur. Hibiskus bitkisinin yapraklarından hazırlanan çay, bakırın vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Daha sağlıklı kemik ve kas dokusu için hibiskus çayı. Bu bitkinin faydaları arasında önemli olanlardan biri de ağrı kesici etkisinin olmasıdır. Kasları sakinleştirici etkisi bulunan bu çay kramp oluşumunu engellemektedir. Öte yandan kan dolaşımına yaptığı katkılar ile kalsiyum dahil olmak üzere kas ve kemik dokusu için faydalı olan minerallerin emilimini kolaylaştırır. Bu etkileri birleştiğinde kemik ve kas dokusu için oldukça faydalıdır. Peki ne kadar tüketilmeli ve kimler tüketirken dikkatli olmalı? Öncelikle hibiskus çayını hamilelik veya emzirme dönemlerindeki kadınların kullanmaları önerilmez. Ayrıca yüksek tansiyonu düşürücü özelliği bulunan bu çay hali hazırda düşük tansiyon problemi olan insanlar için negatif sonuçlar doğurabilir. Öte yandan bu çay pek çok bitkisel çay gibi kas gevşetici özellikler gösterir. Ancak çok fazla tüketildiğinde tembellik, sersemlik, aşırı gevşeme gibi sorunlara yol açabilir. Diğer tüm bitkisel çaylarda tavsiye edildiği gibi hibiskus çayının da her gün aylarca hiç ara vermeden tüketilmesi doğru olmayacaktır. Düzenli kullanım süreçlerinden sonra 1-2 haftalık molalar vermek en mantıklı ve faydalı tüketim şeklidir. Bununla birlikte küçük ya da büyük herhangi bir hastalığa sahip olan ve ilaç kullanan kişilerin hibiskus çayını tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gereklidir. Bunun temel sebebi bitki çaylarının bulundurduğu zengin besin içerikleridir. Çünkü hali hazırda tıp dünyasında üretilen ilaçların birçoğunda bu bitkilerin güçlü bileşenleri kullanılır. Bu neden ile aslında bu bitkiler birer ilaçtır. Doğru ve mantıklı tüketildiği takdirde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlarlar. Ancak aşırı ve bilinçsiz kullanıldığında da negatif sonuçlar doğurma olasılıkları yüksektir. Bu neden ile bitkiler hakkında bilgi edinmek oldukça önemlidir. Uzmanlar hibiskus çayının sağlıklı bireyler için günde bir bardak tüketilmesini ideal olarak kabul etmektedir. Siz de bu bilgiler ışığında hibiskus bitkisini kullanabilir ve faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.